Herkese merhabalar arkadaşlar. Sarp Erkan ben. Sarp Erkan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir. Evet, Jals eğitimlere devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi Jals eğitiminde sentezici ayar grubuna bakıyor olacağız. Sentezici dediğimiz aslında ayar grubu Jals'ın birlikte çalıştığı hem kendi içerisinde ek olarak gelen hem de birlikte çalıştığı Türkçe ya da farklı dillerdeki ek konuşma yazılımlarıyla birlikte verdiği tepkileri ayarlayabildiğiniz menü grubu aslında bu. Daha doğrusu menü grubu demeyelim, ayar grubu demek daha doğru. Sentezleyiciler özellikle sizin sonradan kurabileceğiniz şekilde karşınıza çıkabilir ya da Jaws'un içerisinde de ek bir yazılım olarak gelebilir. Her zaman şu karıştırılan bir konu. Ekran okuyucu yazılımı ayrı bir yazılımdır. Sentezleyici dediğimiz konuşmacı işlevini gören yazılımlarda ekran okuyucunun içerisinde gelen ek yazılımlardır. Aslına bakarsanız kendi içerisinde ek gelen yazılımlardır veya dışarıdan kurabildiğiniz yine ayrıca sentezleyici başlı başına yazılımlarda bulunmakta. Şimdi bu yazılımlarla birlikte aslında kullanabileceğiniz ayarlar var. Nedir bu? Noktalama ayarları. Özellikle noktalama işaretlerinin hangileri okunsun veya okunmasın. Ya da Jaws'ın işte büyük harfteyken farklı bir ses, kalın metin gördüğünde, karşısına çıktığında, algıladığında farklı bir ses, italik metin gördüğünde farklı bir ses yapısını kurgulayabilirsiniz. Burada ben yine önemli olarak gördüğüm ayarları paylaşacağım. İmleç ve oda sentezleyici. Seviye 1. Yazılım sentezleyici. Sıfırlama sıklığı. 2. Yazılım sentezleyicileriyle wave dosyalarına izin ver işaretli. Sıfırlama sıklığı. Seviye 0. Noktalama düzeyi açıldı. Şimdi ben burada noktalama düzeyi özellikle Jaws'ın farklı noktalama düzeylerini size bildirme yöntemi var. Nedir? Bu bazı, çoğu veya hiçbiri gibi seçenekler var. Çoğunu genelde bir metin okurken ya da diyelim ki bir programlama yapıyorsunuz diyelim. O zaman birçok noktalama işaretini duymak isteyebilirsiniz ya da bir metin editliyorsunuz diyelim. O zaman bunları çoğu şeklini değiştirebilirsiniz. Tabii ki her noktalama işaretinin hangi profilde karşınıza çıkmasını istiyorsanız onu da yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Öyle ki Seviye 1. Seviye 0. Noktalama düzeyi açıl. Seviye 1. Noktalamaları özelleştirin nokta nokta nokta. 1 tire. noktalamaları özelleştirin nokta nokta düğmesini aralık çubuğuyla bastığımızda Boşluk. Noktalamaları özelleştir iletişim kutusu. List bir liste görünümü. Ünlem ünlem. Hepsi. 1 tire 299. 299 adet noktalama işaretinin hangi profilde bazı mı çoğu mu ya da hiçbir mi artık neyse okunup okunmaması gerektiğini siz ayarlayabilirsiniz. Mesela bir tane örneğe bakalım Tırnak şimdi. çoğu. 2 tire 299. Bakın tırnak çoğu. Rakam rakam bazı. 3 tire 2. Rakam rakam bazı diyelim ki işte bu numara işareti galiba Dolu bu. dolu bazı. 4 lira 200 yüzde yüzde bazı. %100'de bazı seçeneklerde yine bazı profilinde karşımıza çıkıyor. Bazıları seçim düğmesi işaretli. 2 tire 4. Seçimi değiş. Burada yine bir tab yaparsanız hangi profilde, hangi kategoride bu noktalama işareti size okunsun ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu yukarı aşağı yön tuşuyla Çoğu değiştirebilirsiniz. seçim düğmesi. Bazıları çoğu Bazı, seçim, tümü seçim düğmesi. çoğu, tümü Çoğu bazıları seçim düğmesi. gibi arkadaşlar. Şimdi bir daha tab yapalım. Bu ekranda ne var başka? Tanımı düzenleyen nokta nokta nokta. Tanımı düzenleyebilirsiniz. Varsayılanlara dön düğmesi. Varsayılanlara dön. Gelişmiş nokta 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 düğmesi. Gelişmiş ayarlar. Tamam. List bir liste görün. Burada dediğim gibi sentezleyici ayarları içerisinde yer alan noktalamaların hangi seviyede okunmasını istiyorsanız onları ayarlayabiliyorsunuz. Önce ayar merkezine giriyorsunuz. Ayar merkezine girdikten sonra sentezleyiciyi buluyorsunuz. Ve oradan noktalama işaretlerini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi burada ESC Escape. yapalım. Noktalama seviyesi çoğu. Noktalama seviyesi çoğu. Yine bu aralık çubuğuyla değiştirilebilecek bir ayar. Seviye 0. Ses etiketleri kapatıldı. Evet, ses etiketleri de az önce bahsettiğim gibi farklı metin niteliklerinde ya da farklı alanlarda örneğin daha kalın bir sesle size geri bildirim vermesini ya da daha ince sesle geri bildirim vermesini sağlayabilirsiniz. Şimdi ses etiketlerinin anlamına Ses bakın. etiketleri açıl. Seviye 1. Ses etiketleri nokta nokta nokta. Bir Ses etiketleri nokta nokta düğmesi. Aralık çubuğu ile etkinleştirelim. Diyalog çıkacak karşımıza. Boşluk. Ses etiketleri iletişim kutusu. List bir liste görünümü. Olcaps voice şu anki ses kalınlık artı 50 yüzde. 1 tire 4. Öneler. Single cup voice. Small jobs voice. Spelling voice şu anki ses hızı.
Olcaps voice şu an ekle düğmesi. Değiş teyri sil düğmesi. Tamam düğmesi. İptal düğmesi. List bir liste görünümü. Olcaps voice şu anki ses kalınlık artı 50 yüzde. Bir. Mesela burada bütün büyük harf seslendirmelerinde ne kadar kalın bir ifade kullansın. Sentezci tabi bunu destekliyorsa yapacaktır arkadaşlar. Bunu buradan ayarlayabiliyoruz. Ya da biz eklediği farklı durumlarda ekleyebiliriz burada. Single cap voice şu anki. Olcaps voice şu anki ses. Spelling voice şu anki ses. Hız eksi 50 yüzde. İşte heceleme de örneğin ne kadar bir hızla heceleme yapsın gibi ayarları buradan yönetebiliyoruz. Eklemesi, etkinleştirme, değiş çevirmesi, etkinleş... Ekleyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Sildirmesi, etkinleş... Silebilirsiniz. Tamam demesi, etkinleş... Veya tamamladı, onaylayabilirsiniz. Escape, ağaç görünüm. Şimdi buradan da şöyle çıkalım, devam edelim bakalım. Seviye 0, pencere sınıfları, kapat. Evet, bir sonraki konumuz pencere sınıfları olacak arkadaşlar. Tabii ki pencere sınıfları birazcık daha pencereleri ile Java'sız çalışırken... nasıl tepki vereceğini ayarlayabileceğiniz bir ayar grubu aslında bakarsanız. Onlara da çok hızlıca bakıyor olacağız. Ama tabii sizin en çok kullanacağınız ayarlar giriş ve orta düzeyde aslında bugüne kadar anlattığımız ayar grupları olacaktır. Bir sonraki anlatıma kadar kendinize iyi bakın. İçerikleri paylaşmayı özellikle de değerli dostlar JAWS 2020 eğitimi kapsamı içerisinde bu oynatma listesinde yine çevrenizde paylaşabilirsiniz. Ne kadar içerikleri paylaşırsanız birçok insana ulaşacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.